Nasıl biliyor musun? Yılan. Baksana şuraya ya. Salatası yeter abi, ateş ediyor. Arkadaşlar yine eldivenliyiz, yine mutfaktayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hem yapımı çok kolay hem de müptelası olacağınız bir lezzet yapıyoruz. Tavuk tantuni yapıyoruz arkadaşlar. Hiç geç kalmadan direkt mevzuya geçiyorum. Mevzumuz şu. İki parça böyle tavuk göğsümüz var. İlk başta bunları doğrayarak başlıyoruz. Siz de benle beraber doğrayın. Yatırdık tavuk göğsünü. Önce bunu böyle bir ortadan gireceğim buna. Evet, şöyle eşit bir şekilde kestim. Bu birinci parçam. Bunu yine kenara alıyorum. Sonra bunu böyle şu şekilde şöyle ince ince çok küçük doğrayacağız arkadaşlar. Bak, şu incelikte doğruyorsun bunu. Gördün mü? Bu incelikte böyle doğradıktan sonra bunu tekrar yatırıyorsun. Ve bu kez de şöyle doğramaya başlıyorsun. Çok küçük, minik minik. Gayet küçük ve minik şekilde doğruyoruz. Arkadaşlar, bu yaptığımız yemeklerin olayı hem çok ucuz olması hem de tüm malzemelerini evde çok rahat bir şekilde buluyor olmamız. Tavuk tantrindeki malzememizin merkezinde tavuk var. İşte yanında salata yapacağız yanında. Onun için domatesimiz var, maydanozumuz var, maydanoz sevmeyenler için dereotumuz var ve soğan var. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Hadi malzemeleri hazırlayın hemen mutfağa. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar, doğrama işini bitirdik. Nasıl doğradık? Böyle. Bakalım. Çok ince ince, ufak ufak, minik minik doğradık. Orada bir büyük kalmış sanki. Yok yok, hepsi ufak Hatice'ciğim. Yanlış görüyorsun diye düşündüm. Genç arada kaçmış olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Sırada arkadaşlar bunu kaynatmak var. Ne yapıyoruz? Önce ocağımızı açıyoruz. Ocağımızı fullledik. Tavuklarımızı hop içine koyduk. Sonra buna biraz su koyacağız arkadaşlar. Suyumuzu nasıl koyuyoruz? Ne kadar koyuyoruz? Hafif üstünü geçecek. Şöyle. Kettle'dan koyuyor ama sıcak değil arkadaşlar. Sıcak su koymadım arkadaşlar. Çok hafif üstünü geçti. Ve suyu koymayı bıraktım. Ne kadar kaynatacağız? Suyunu çekene kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Suyunu çekiyor, olayımız evet, bitiyor. Tavuklarımızı attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif su koyduk. Suyunu çekene kadar kaynatıyoruz. Sonunda tavuklarımız haşlandı. Bakalım ne durumdalar. Allah duman tutuyor. Bakar mısın şuna abi? Tertemiz, misler gibi. Tavuğumuzu haşladık. Sırada ne var peki arkadaşlar? Sırada bunları tavaya alıyoruz. Ama önce tavamızı böyle bir çıtır zeytinyağı, çok hafif de tereyağı atıyorum. Tereyağsız olmaz diyenlerdenim arkadaşlar ben. Tereyağımız ve zeytinyağımız ama böyle. Ama pasta kaşık kullanıyoruz değil mi aşkım? Onu da şey yapacağız, zamanla oturtacağız onu da. Değil mi? Tavanın tavasını alamıyoruz. Tavamıza yağımızı da koyduk. Ne yapıyoruz? Şimdi haşladığımız tavuklarımızı tavaya alıyoruz arkadaşlar. Orta ateşte böyle inceden inceden bunları kavuracağız. Direkt atıyor muyuz acaba? Böyle kavuruyoruz. Fark etmez. Geldi baharatlar arkadaşlar. Önce biraz tuz atıyoruz. Ben buna böyle 1,5 çay kaşığı diyorum. Ardından biliyorsunuz tavuk yapınca köri sossuz olmaz arkadaşlar. Bir çıtırda 1,5 yemek kaşığı kadar da yine köri sos. Ve yine dolu dolu şöyle 2 yemek kaşığı da kırmızı toz biber koyuyoruz ve başlıyoruz karıştırmaya arkadaşlar bunları şöyle güzelce. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bu yavaşça kavrulurken sıra neye geldi? Sıra bunun salatasını yapmaya geldi arkadaşlar. Onun için bir tane mor soğanımız var. Arkasından iki tane domates ve bir demet maydanozumuz var. Ne yapıyoruz? Önce domateslerle başlıyoruz arkadaşlar. Domatesleri önce şöyle ortadan ikiye. Sonra şöyle doğruyoruz. Arkasından bunları böyle küp küp yapacağız. Yan yarımızı da alalım böyle. Bunu da küp küp doğradık. Domatesleri doğradık arkadaşlar. Sıra geldi maydanozlara. Maydanozlara öyle çok
Aman aman ince doğramanıza gerek yok. Böyle kafanıza göre çıtırdan doğruyorsunuz. Bunları da tabağımıza alıyoruz. Maydanozu doğradık. Sıra şimdi soğanda. Soğanı da böyle çok yemeklik doğramıyoruz arkadaşlar. Böyle büyük büyük dilim dilim doğruyoruz. Şöyle. Mor soğan sevenler bilir. Mor soğan bir tutkudur arkadaşlar. Soğanımızı da alıyoruz. Tabağımıza koyuyoruz. Şimdi sıra geldi salatamızın baharatlarını atmaya. Önce şöyle güzelce bir tuzluyoruz arkadaşlar salatayı. Kafanıza göre bol bol. Ardından şöyle bir limonumuzu alıyoruz. Yarıdan kesiyoruz. Limonun yarısını şöyle tüm salataya güzelce sıkıyoruz. Şu anda sıra salatamız, şu anda salatamız hazır. Tantuni de olmak üzere. Ufaktan servise geçelim değil mi? Hadi. Şimdi sıra geldi. Bunu nasıl yiyeceğimiz arkadaşlar. Önce tavanın ortasını şöyle bir açıyorsun. Şöyle çok hafiften suyu döküyorsun. Ağzında bir karıştırıyorsun ağzını. Misler gibi. Sonra bir tane böyle güzel bir yufka alıyoruz arkadaşlar. Yufkayı direkt böyle ekme tavayı basıyoruz. Sonra çeviriyoruz. Bir de öbür tarafını basıyoruz arkadaşlar. Sonra çeviriyoruz bir daha. Şöyle yapıyoruz. Ardından ekmeğimizi alıp tahtanın üzerine koyuyoruz. Sonrasında buradan yiyeceğin kadar tantuniyi alıyorsun. Hop. Biraz daha koyuyoruz. Hafif daha yersin diye düşünüyorum Hatice'cim, bu sana. Biraz soğan koyuyoruz arkadaşlar. Bunu kendime yapıyorum. O yüzden biraz maydanoz koyuyoruz şöyle güzelce. Arkasından biraz domates koyuyoruz. Şöyle. Ve bunu dürüyoruz. Biraz kalın bir dürüm yapmışım. Şöyle. Fena görünmüyor. Sıra neye geldi? Sıra yemeğe geldi arkadaşlar. Alıyoruz. Şöyle. Nasıl biliyor musun? Yılan. Baksana şuraya ya. Salatası yeter abi. Ateş ediyor. Valla ben çok sevdim. Bize şimdiden afiyet olsun. Siz de yaparsanız yani size de afiyet olsun. Bizi etiketlerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kimseye karışmayın.